dini bir bilgi kendisine sorulmuş olan kimse bu bilgiyi doğru öğrenip doğru aktarmakla mükelleftir. Bilginin içerisinde bazen tereddüt edilen konular olabilir. Onlarla ilgili insanın da yanılsaması, hataya düşmesi söz konusu olabilir. Ama basit bir ilmihal kitabından bile bakarak öğrenilebilecek bir meselede yapılan hata öyle basit olarak affedilebilecek bir şey değildir. Nitekim Türkçemizde de bununla ilgili yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder diye bir laf söylenilmiştir. Kim? Hakikaten insan fetva meselesinde, dini meselelerde çok hassas olması lazım gelir. Özellikle de bizim hocalarımızdan, hocalarımızın hocalarından duyduğumuz, ettiğimiz mesele en basit meseleye bile cevap verirken onu kitaba baktıktan, mutala ettikten sonra cevap vermek gerektiğidir. Bu bizim için de geçerli bir meseledir. Kardeşimiz bir hata yapmış. Öncelikli olarak yapılması gereken bir daha böyle bir hatanın tekerrür etmemesi için alınması gereken tedbirlerdir. Dini meselelerin basiti olmaz. Çünkü bize e, Ahmet senin bu hususta keyfin nedir diye sorulmuyor. Bu hususta Allah'ın emri nedir? Allah'ın şeriatı ne diyor? Cenab-ı Allah burada bizden nasıl bir tavır takınmamızı istiyor diye soru budur. Fetva insanın Allah'a karşı hesabını verirken, Allah'ın muradına göre hareket etmesini sağlayacağı dini bir referanstır. İnsanlar geliyorlar, soruyorlar. Efendim bizim programımıza da bu kardeşimiz gibi sual gönderiyorlar. Burada bizim şahsi kendi kanaatlerimizi sormuyorlar. Sizin Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bizlere bu meseleleri ihsat etmiş, çıkartmış, hazır hale getirmiş olan Alemlerimizin kitaplarında yazanları soruyoruz diyorlar. Bizler de bilebildiğimiz kadar onlara cevap veriyoruz. Yanlışımız oluyor mu? Elbette olabilir. Bu noktada zaman zaman bizi de uyaran kardeşlerimiz oluyor. Şöyle bir şey söylemiştiniz diyorlar. Hatta geçen de bir abimiz, bir büyüğümüz öyle zaman zaman lüzumsuz konuştuğunuz da oluyor anlamına bizleri ikaz etti. Bir tür ikazları da biz minnetle karşılıyoruz. Çünkü bir defa bizi dinlediklerini gösteriyor. Zahmet edip dinledikleri için de bahusuz kendilerine teşekkürlerimizi takdim etmek isteriz. Din meselesi, fetva meselesi, Allah'ın muradının ne olduğunu söyleme meselesi çok önemli bir mesele. Bu meselelerle ilgili gerekli titizliği göstermemiz lazım. Alimlerimiz özellikle de Hanefiler bir kadının e, adet döneminin en fazla 10 gün olacağını söylemişler. Bunu da hadislerden hareketle söylüyorlar. Binaenaleyh 10 günü geçen kanama artık adet kanaması değil, bir hastalıktan mütevellit kanama olarak değerlendirilir. Ona istihada kanaması denilir. Böyle bir durumda da özürlü bir kimsenin yapması gereken, gibi davranması gerekir. Yani namaz kılmak için her vakit girdiğinde veya vakit çıktığında abdest alır. Vaktin girmesi çıkması arasında da küçük bir nuans farkı var. Ee, ama oruç meselesinde orucunu tutmaya devam eder. Burada kardeşimizin ifade ettiğine göre e, dokuz günü aşan ki artık onun üzerine devam ediyor. Demek ki dokuzuncu gün sormuş kadıncağız adetinin dışında ilave bir kan gördüğünü söylüyor. Bu gibi durumlarda meseleyi iyi bilmek gerekiyor. Eğer e, bir kadın 7 e, gün adet görüyordu, normalde işte 3 senedir, 5 senedir her defasında 7 gün adet görüyor ama bir olmuş ki 7 günü geçmiş, 8 günü geçmiş, 9. günde kesilmiş. Şimdi Böyle bir durumda bu kadıncağızın adeti yedi günden dokuz güne doğru bir değişiklik göstermiştir. Binaenaleyh yedinci gün de bu durum devam ediyor. Sekizinci günde yine orucunu tutmaz, namazını kılmaz. Dokuzuncu gün de böyle devam eder. Dokuzuncu gün kesildiğinde kusul abdesti alır. Ondan sonra normal temizlik dönemine devam eder. Ama eğer 7 gün, 8 gün, 9 gün, 10 gün, 11 gün devam ettiyse ki bir defa bilmemiz gereken şey 10. günden sonra her halükarda onu tam doldurduğunda gusül abdesti alacak ve normal hayatına devam edecek. Ama bu kardeşimiz Adet günleri yedi gün olduğu için o tutmadığı sekizi, dokuzu, onu da oruç tutması lazım. O kılmadığı sekizinci, dokuzuncu, onuncu gündeki namazlarını da kaza etmesi lazım. Yani bazen şöyle yanlış bir şey söz konusu oluyor. Kadıncağız benim adetim yedi gündü, beş gündü, altı gündü ama o adet günlerinde kesilmedi 11 12 13 14 gidiyor. Bu durumda ben 10 güne kadar olanı adet günü kabul edip onun üstündekini mi istihaza kanı olarak kabul edeceğim diye soruyor. Eğer azami süreyi geçmişse ki 10 gündür bu, azami süreyi geçmişse bir defa şunu bileceğiz azami süre dolduğunda artık yıkanıp temizlik halindeki kadın gibi davranacak. Bu aradaki normal gördüğü adet günlerinin üzerindeki günleri de temiz günler olarak kabul edip orada tutmadığı orucu kılmadığı namazı da kılacak. Şu kadar var ki eğer azami süre dolmadan kesilmişse adeti artık bu kadının bugüne kadar düzenli olarak yaşamış olduğu 7 gün adet, 5 gün adet, 6 gün adet her neyse artık bu bozulmuştur. Yani bundan sonra benim adetim 7 gün diyemez. Niye? Çünkü son adeti 9 gün olmuştur veya 10 gün olmuştur. Ama 10 günü aşmış ise hala onun adeti yedi gün olarak devam ediyor demektir. Binaenaleyh böyle bir ince fark söz konusu. Burada da bu kardeşimizin anlattığına göre ona birinci yanlış verilen bilgi şu. 15 gün sürer denilmiş bu yanlış. İkinci kardeşimizin sizin okumuş olduğunuz sualinden anlaşılan 12. günde diyor ben bunu ilmi halden öğrendim. En fazla 10 günmüş. Dolayısıyla 2 gün oruç tutması gerekirken oruç tutmamış diyor. Halbuki o 2 gün değil. Eğer normal adeti 7 gün ise onun üzerine 3, 2, 5 gün orucunu tutması ...o günlerde kılmadığı namazlarına da kaza etmesi gerekiyor. Binaenaleyh bu gibi meselelerde işi uzmanlarına sormayı ihmal etmemek lazım gelir. Tabii insanlar çekiniyorlar, herkese de bu tür meseleleri soramıyorlar. Ama yanlış yapmaktansa sormak, hatta birden fazla kişiye sormak önemli. Eğer iki kişiye, üç kişiye sordunuz... Hepsi aynı cevabı vermişse demek ki burada bir e, sağlam bilgi söz konusudur. Ama olur ya farklı cevaplar olmuşsa o zaman biraz daha derinlemesine sormak lazım gelir. Burada da bu kardeşimizin yapması gereken şey kendisine soru soran kardeşimize senin önceki e, dönemde adetin kaç gündü? Onu bir kenara not etmen lazım. Ondan sonra eğer 10 günü Aşmışsa senin adetin eski adetin olarak devam eder. Binaenaleyh onu aşan günleri senin e, kılmadığın namazları, tutmadığın oruçları kaza etmen lazım. Ama 7 e, gündü, 5 gündü de bu sefer 9'da kesildi. Artık bundan sonra senin adetin değişmiştir ikinci bir defa yani bir sonraki periyotta da 9'da kesilirse, ondan sonra iki defa aynı gün eşit miktarda sürerse, ondan sonra der ki benim bundan sonra adetim 9 gün oldu veya azalır 3 gün olabilir, 3 gün oldu der. Binaenaleyh azami sınırı doldurmadan, Adet değişikliği mümkündür. Azami sınırı doldurduktan sonra adet değişikliği söz konusu olmaz. Adet değişikliği bir kereyle tahakkuk eder, İki defa aynı gün görmekle de bundan sonra yeni adet şekillenmiş olur. Allahu alem.